Merhaba değerli izleyiciler. Sürmanşet programımızda muhtar adaylarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün de kıymetli bir muhtar adayımız bizlerle birlikte ve özellikle de aday olduğu mahalle ile alakalı hayallerini bizlerle paylaşmış olacak ve çalışmalarına ilişkin de bilgilendirme yapacak. Efendim Afşin Bey Mahallesi muhtar adayı Mehmet Kızılay bugün canlı yayın konuğumuz ve bugün burada hem Afşin Bey Mahallesi'ni konuşacağız hem de Mehmet Kızılay nasip olur da muhtar olursa neler yapacak, neler yapmak istiyor bunları değerlendireceğiz, konuşacağız. Muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Nasılsınız? Çok şükür. Sizler nasılsınız? Eyvallah. Allah razı olsun. Teşekkür Allah ederim. Allah iyilik versin cümlemize. Şöyle yoğun bir seçim süreci geçiyor zaten. Yani hep beraber bunu yaşıyoruz. Bir şekilde hem sizler işlerinizle güçlerinizle uğraşıyorsunuz. Hem mahallede seçim süreci yürütmeye çalışıyorsunuz. Bir şekilde bir yoğunluk var. Ben şöyle söyleyeyim. Özellikle siz adaylığınızı açıkladığınız günden bugüne mahallede geziyorsunuz. Seçmenlerimizi ziyaret ediyorsunuz. Evet. Nasıl karşılanıyor bu durum? Adaylığımızı açıklayalı bir 4 ay gibi bir zaman oldu. 4 aydan bu tarafa vatandaşlarımızla gezdik. Hane hane, kapı kapı dolandık. İnsanlarımızın teveccüsü var. İnsanlarımız Afşin Bey Mahallesi olarak zaten belli bir muhtar açlığı var. Bu bağımındaki insanlar yerimizin belli olması, çarşıda esnaf olmamız, insanlarla haşir neşir olmamız, insanlarla gönül bağımızın bir olması sebebiyle insanlarımızın karşılaması güzel. Çok güzel. Tabii özellikle de Mehmet Kızılay, biz gönül yapacağız, gönül kazanacağız ve muhtarlık yapacağız sloganıyla yola çıkmıştık. Evet. Ne durumda bizim gönül işleri diyelim? Gönül işlerimiz dediğimiz gibi, yani bundan önceki esnaflık hayatımızda ve muhtar olduktan sonraki dönemimizde de aynı şekilde insanların gönlünü biz önce gönül kazanacağız. Güzel. İnsanların hizmet bağında, insanlarla gittiğimiz yerde biz bu mahalleye ne yapabiliriz? Mahallemizin eksiği ne? Hep beraber bir olursak buraya nasıl bir proje yapabiliriz? İşte dediğimiz gibi daha önceki programda belirttiğim bir taziye evimiz. Evet. Olması lazım. İnsanlarımız geldiği zaman buradaki cenaze yerinin kapı kapı arama dedi, işte filan Afşin Bey Mahallesi'nde filan taziye evindedir denildiği zaman direktmen gelip orada taziyesini belirtmesi gerekiyor. Bu babında da insanlarımız güzel, anlayışlı bir şekilde, işte muhtarım burası filan yere taziye olursa güzel olur. Evet. En azından insanlarımız geldiği zaman cenazemizde, kederli günümüzde kederimizi paylaşır. Evet. Bu şekilde bir oluşum var. İnsanlarımız güzel, herhangi bir çok tepki hiçbir zaman için almadık. Yerimizin dediğim gibi çarşıda esnaf var. Bugün konteyner kentte oturan arkadaşlarımız Tokyo'ya gittikleri zaman evlerinin ne oldu, evlerinin yerindeki arsalarının ne olacağını gelip öğrenebilmesi için onlar bizim mahallemizden gidecekler ama gönlümüz bir olacak. Gelecekler, en azından muhtarı yerinde bulabilip muhtardan bilgi almaları babında bu yöndeki pozisyonumuz bizim her zaman için önemli. Mutlaka. Çünkü diğer aday arkadaşlarımız kimi diyor ki yeşil evlere biz konteyner koyacağız. Kimi diyor ki biz şunu yapacağız. Ama bizim yerimiz zaten belli. Evet. Çarşının merkezinde dükkanımız var. Dükkanımıza gelip yerlerin hakkında devletimizin açıklama yapmış olduğu, evet, bu yerlerle alakalı biz vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Vatandaşlarımız bu muhtar ne dediği arama şansı yok. Çünkü bizim zaten bir yere ayrılma şansımız yok. Bizim, evet, iş yerimiz çarşıda. Artımız var. Artımız ne? Azalarımız da bizim esnaf. Evet. Azalarımız da esnaf. Halkın içerisinde bulunabilen, satış yapan, halkla diyalog olan azalarımız da esnaf olduğu için bu yönde hiçbir sıkıntı yaşamayacağımızı teminat ediyoruz. Yani diyorsunuz muhtarı bulan azayı da bulur. Yani bir şekilde hizmet edebilir. Azayı da bulur. Muhtarı da bulur. Çünkü evet, bizim yerlerimiz belli. Tamam. Yani bugün azamız olsun, benim yerim olsun, bizim bir yere ayrılma şansımız yok. Biz çarşının içerisindeyiz. İnsanlarla iç içeyiz. İnsanlarla diyalogumuz her zamanki gibi devam ediyor. Tabii. Şimdi
Şimdi değerli izleyiciler, mahallede artık insanlar tesisleşme noktasında hizmet bekliyorlar. Yani açık söylemek gerekirse elbette ki muhtarın güler yüzü, ilgilenmesi, alaka göstermesi, yardımcı olması güzel bir şey. Ama bunun yanı sıra da mahallede tesisler istiyorlar, toplu kullanabilecek alanlar. Yani bunlar işte okul olur, cami olur, taziyevi olur, Kur'an kursu olur, muhtarlık ofisi olur. Bu şekilde toplu kullanabilecekleri alanlar istiyorlar. Şimdi olmaz mı? El birliğiyle her şey olur. Olur. Doğru mu? Yani olmaz diye bir şey yok. Kesinlikle. Olmaz diye bir şey yok. İnsanların özellikle toplu kullanacağı alanlar fikri çok güzel. İnşallah nasip olur. Onlar da yapılır. İnşallah. Yani zaten dediğim gibi ben bundan önceki programlarda da söyledim. Yani bizim isteyip de imkan ve zaman olduğu müddetçe belediye ile olsun, kaymamlıkla olsun yani alamayacağımız bir şey yok. Sonuçta tabii. Ben bir esnafım. Almasını da vermesini de bilen bir adamım. Evet. İsteyeceğiz. Biz talebinde bulunacağız. Üzerinde duracağız. Belediyemizde gereken ilgili kurumlarla istişaremizi yapacağız. Ama ısrarcı olacağız. Tabii yani biz bunu istiyoruz. Mahalle bugün tabii, bugün bir cami için geçen haftalarda Müftü Bey'le görüştük. Bir cami için 400 metrekare belediyenin yerinin olması, belediye hazinesi olması yeterli. Tamam. Biz bunun için belli bir yerde sadece bir tane 4000 nüfuslu bir seçmen olan mahallemiz var. 4000 seçmenli olan yerde bir tane camimiz var. Evet. Yeterli olmuyor. Yani yeterli değil zaten. Evet. Ama biz bunu dediğimiz gibi taziye yerimiz olsun. Zaten bizim diğer mahallelerden ayrıştıran, güzelliği olan sağlık ocağımız var. Evet. İtfaiyemiz bizim mahallemizde. Evet. Kaski bizim mahallemizde. Okullar bölgesi dediğim okullar bizim bölgemizde. Evet. Evet. Yani bölgesel olarak güzel bir yerimiz var. Aktif bir mahalle. Aktif bir mahalle. Bir mahalle. Evet. Yani Elbistan'a bağlayan, Elbistan'a giden yol kenarı. Evet. Yani sanayiye giden yol kenarı. Evet. Yani bizim oradaki insanlarımız, oturan mahalledeki cüzide insanlarımız her şeye layık. Güzel. Biz evet. İsteyeceğiz, üzerine duracağız. Biz bunda ısrarcı olacağız. Çünkü ihtiyacımız var. Tabii. İhtiyacımız olan işte spor tesisi olabilir, top sahası olabilir. Her şeyiyle artı Ersu Turan'la dediğimiz gibi Avşin Bey mahallesini bağlayan trafik ışıklarının olduğu yere bir yüz geçit. Evet, artık bunu, bu elzem hale geldi. Yani bunu elzem hale geldi. Bununla alakalı ne gerekiyorsa, kiminle görüşülmesi gerekiyorsa, nasıl bir adım atılması gerekiyorsa biz bunun mücadelesini vereceğiz. Yani muhtar dediğimiz zaman dışarıdan gelen bir insan muhtarı gördüğü zaman yani muhtarı hem bulabilecek hem muhtar derdini reva edebilecek. Bu şekilde bir insanlarla iç içe, işçilere bir şekilde çalışmamız lazım. Önümüzde bayram var. Evet. Allah nasip ederse seçimi aldığımız zaman bayramda mahallemiz adına, mahalledeki insanlarla beraber bir bayramlaşma. Evet. Ya bir kaynaşma orada. Bir kaynaşma. Yani biz davetimizi edeceğiz. Evet. Davet icap edenlere başımız üstünde yeri var. Onlarla beraber böyle bir oluşum meydana getirmek en güzel bizim şeyimiz. Güzel. Tabii şimdi adaylığınızı açıkladınız ve o gün bugündür de sahadasınız. Ben ara ara haberlerinizi yapıyorum burada. Evet. En azından seçmen ziyaretleri noktasında. Biz o gün bugündür ne yapıyoruz? Mahalle ziyaretleri noktasında veya mahalledeki çalışmalar. O gün bugündür tek tek çalmadığımız kapı, evet. Gitmediğimiz ev kalmadı. Güzel. Yani %98'ini insanlarla buluştuk. İnsanların dediği hakkınız hayırlıysa nasip olsun. Biz de zaten bu yola çıkarken hakkımız hayırlısı olsun. Tabii. Biz oraya, o mevkiye, o muhtarlık mertebesine geldikten sonra bu da böyle. Biz bunu seçtik. Bu muhtarın da hiçbir ilgisi, alakası yok dedirtmeyeceğiz inşallah. Tabii. Yani örnek muhtarlarımız var. Diğer mahalledeki muhtarlarımız gibi. En azından biz de bu Avşin Bey mahallesinde bu muhtarımız Allah razı olsun. Cenazemiz oldu cenazemizde, düğünümüz oldu düğünümüzde, hastamız oldu ziyaretimizde bulundu. Dedirtmek istiyoruz. Yani Allah rızası için önce Allah'ın rızasını kazanacağız. Tabii. Ondan sonra insanların gönlüne girip sevgisini kazanacağız. Bizim temennimiz bu. Aynen öyle.
Şimdi değerli izleyiciler, aslında ben hani gezerken veya burada misafir ağırlarken veya mahalle ziyaretlerinde olsun, şimdi birçok insanımız şunu söylüyor: ya muhtarın zaten yapacağı bir şey yok, yaptığı da bir şey yok. Aslında öyle değil. Yani muhtar cidden eğer sorumlu bulunduğu alana hakim olursa yapacağı çok şey var demektir. Neden? Bir evde bile yani bir hareketlilik var, bir aile reisine düşen bir sürü görevler var, doğru mudur? Yani tabii bu ki, mahallesiyle alakalı da kendisine düşen çok sorumluluklar var. Çok sorumluluk var. Yani muhtarla işi yok demek bu denilecek bir kelime. Çünkü niye? Dışarıdaki muhtar demek o mahallenin problemlerini, çözümlerini, fakirini, tabii, oluşumlarını, iş adamlarını bilen bir insan demek. Tabii. Sonuçta muhtar o mahalleden sorumlu bir reis demek. Bir ev reisi gibi. Tabii. Ya zaten Cumhurbaşkanımız özellikle muhtarlarla alakalı çok önemli bir konuya değindi ve dedi ki muhtarlar bulundukları yörenin valileridir. Bu kadar yetkili insanlar. Bu noktada da önemli elbette. Ve sizler özellikle böyle bir yola giriştiğinizde bu sorumluluğun da mutlaka farkında olarak bu yola çıkmanız. Tabii tabii. Sorumluluğun farkında olmamız gerekiyor. Evet. Zaten sorumluluğumuz olmamış olsa biz Avşin'de Ulu Cami'nin karşısında bırakan balacı olarak 16 yıldan beri hizmet zaten edemeyiz. Evet. İnsanlar memnun ki, insanlar güler yüzümüze, oradaki teveccühe karşılık bizi tercih ettiklerinden dolayı biz ayaktayız. Güzel, tabii ki. Sonuçta bir hizmetimiz, bir kibarlığımız, bir güzelliğimiz var ki insanlar geliyor. Yani bu da ayrı bir konu. Ama dediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir mahallenin muhtarı, oranın valisi. Çünkü sorunlarını bilen, evet, dertlerini bilen, o insanlarla haşir neşir olmasını bilen, böyle güleç yüzlü, insanlarla doğru düzgün, vardığı zaman derdini anlatabilecek. Tamam. Adam kendini anlatamıyor, muhtar adayım diyor. Yani nasıl mahalledeki vatandaşın tabii, önüne düşsün de. Düşsün de yani varsın da, tabii ki bu çok önemli. Bugün bir belediye başkanı, bugün bir kaymakama, bugün veyahut da diğer hangi kurum olursa, derdini izah ettirip, onların derdini anlatabilecek, tercüme edecek, daha doğrusu tercüman lazım. Tabii. Bu bir tercümanlık bir meselesi. Tabii. Tercüman ne kadar güzel tarif ederse oraya gelen, kendini dinleyen insanlar da evet, o şekilde oraya daha güzel anlar. Elbette ki. Anlatımı güzel olursa. Biz buna talibiz inşallah. Yani bugün muhtar olduğumuz zaman Allah nasip ederse inşallah biz bunun mücadelesini veriyoruz. Güzel. Vereceğiz de insanlarımızla iç içe olup İnsanların derdiyle halmal olan, yani bugün okullar bölgesindeki okullarımız olsun, sağlık ocağımız olsun. Dediğim gibi bizim diğer mahalleden imkanlarımız fazla. Evet, ama bunları da tabii ki yani sorunsuz, sıkıntısız kullanma noktasında muhtara düşecek görevler mutlaka vardır. Yani, yani muhtarlık öyle kendi başına leylimloy yapayım denilecek bir şey değil. Tabii. Yani bugün bir camide imamla alakalı da muhtar mutlaka aktif olmalı. Sağlık ocağındaki doktorla mutlaka, alakalı da aktif mutlaka, olmalı. Doğru mutlaka. Değil mi? Yani ilişkiler kuvvetli olursa tabii, imamla olsun, sorun sağlık ocağıyla olsun. Çabuk çözülür. Tabii çabuk çözülür. Çünkü aynen, insanlar konuşmayla derdini anlatabilir. Tabii. Bugün derdiyle halvel olmazsan, imamı bilmezsek, tabii, sağlık ocağını bilmezsek, oradaki kaskideki müdürümüz olsun, çalışanlar olsun. Tabii. Yani buradaki insanların sadece bugün gerçek söylüyorum isteği samimilik. Kesinlikle. Samimi olmak lazım. Tabii mutlaka. Yani olacak işe olacak, olmayacak işe ise imkanımız yok. Bunu belediye bu şekilde böyle bir çözüm söylüyor. Yapılmayacaksa yani yapılmayacak. Yaparım deyip de umut verme umut, noktasına yanlış olur. Tabii, tabii umut verdiğin zaman bu yalancılığa girer. Tabii. Olmuyor. Yani bunu belediye diyor ki biz bu hizmeti şu sebepten dolayı yapamayız. Tabii yani bir mazereti var. Bir mazereti var. Tabii. Veyahut işte orası karayollarına giriyor. Aynen. Veyahut orası şu müdürlüğe giriyor. Bununla istişare yapıp kardeşim biz araştırdık sorduk ama maalesef ki belediyenin haricinde diğer kurumlara da başvurduk. Burası zaman alıyor veyahut da yapılamaz. Yani. Denilebiliyor diye net bir cevap vermek gerekiyor. Tabii. Biz bunu yaparız. Demek yanlış olur. Yapılacak şeylere efor sarf etmek lazım. Tabii. Diğer işlere yönelmek lazım. Muhakkak ki. Tabii Afşin Bey mahallesi sakinleri özellikle bugün sizi dinliyorlar. Bu yayın vesilesiyle elbette ki vereceğiniz mesajlar vardır. 31 Mart öncesinde
Yani insanımız sandık başına gitmeden önce siz neler söylemek istersiniz özellikle vatandaşlarımıza? 31 Mart öncesindeki insanlara söyleyeceğimiz şey, muhtarımızı seçmeye gittiğimizde gerçekten masaya yatıracağız. Kaç tane adayımız var? 9 tane. Buradan 9'una da başarılar diliyorum. Güzel. Ama burada gerçekten bizi kim temsil eder? En güzel babında. Biz vardığımız zaman biz muhtarla beraber bizi en güzel kim temsil eder, bize kim iş yapar, bize kim öncülük yapacaksa onu seçmelerini rica ediyorum. Güzel. Güzel. İlle yani, ben diye bir şey yok. Bu hizmeti kim alabilir? Bu hizmeti bizim, kim alabilirse, evet, derdimizi kim alabilir? Derdimizi kim anlatabilirse, evet, belediyeyle olsun, diğer kurumlarla olsun alakalı bizim yönümüze düşer, bizim derdimize izah olur. Doğrusu neyse, doğrusu neyse saptırmadan bize kim yardımcı olur diyebilecekleri muhtar adayları seçmelerini rica ediyorum. Çok güzel. Ben başarılar diliyorum inşallah. Yani bu süreçte elbette ki zor bir görevin altına gireceksiniz. Bu çok önemli. Yani bu iş sadece adaylık süreci bitmeyle bitmeyecek. Yarın bir gün muhtar olduğunuzda açılış işi o zaman başlayacak. Bunu da biliyorsunuz. Ben bu noktada başarılar diliyorum size. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ama iş ondan sonra başlıyor. Tabii. İş muhtar olduktan sonra başlıyor. Ben mühür aldım, iş tamam. La bu iş bitmiyor. Kesinlikle. Asıl sorumluluk o zaman. Dediğim gibi bu yerleri yıkılan insanların bu yerlerin yerine ne olacak? Veyahut da bu yerler hakkında devletimiz ne buyuruyor? Onu öğrenmeler için her zaman muhtarla diyaloglar içerisinde olacaklar zaten. Tabii. Bugün bizim yerimiz, mevkimiz belli. Evet. Gelip soracaklar, çayımızı içecekler. Bizim bu evimiz yıkıldı ama bizim evimiz ne oluyor? Bize TOKİ'den ev çıktı. Biz orada hak sahipliğini kazandık. Bununla alakalı gelip vatandaşlarımız soracak. Bizim mahalleden göçüp gitmiş olsa bile. Tabii. Buradaki seçmenimize biz her zaman için dediğimiz gibi iş yapabilecek, dili dönecek, insanlarla ve toplumla ilişkisi güçlü olan insanları seçip ona göre tevcih etmelerini arz ediyor. Güzel. Başarılar diliyorum. Yani ne demek? Çıktığınız yolda özellikle de çalışmalar yapıyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. Nasipse, hayırlısıysa olsun inşallah. Hayırlısıysa olsun. Zaten bizim ilk baştaki dediğimiz temennimiz bu. Cenab-ı Allah hayırlısı nasip etsin. Yani. Önce dediğin gibi Allah'ın rızasını kazanacağız. İnsanların da gönlüne gireceğiz. Hı. Sevgisini kazanacağız. Küçükten büyüğüne, evet. Ayırdım yapmadan, o buydu, şu şuydu ayrımına girmeden insanlara güzel bir diyalog içerisinde muhtarlığımızı tamamladığımızda, eğer ki zaten bu muhtarlıkta başarısız olduğumuz zaman diğer bir döneme ben muhtarım demeye insan zaten haya edip utanması lazım. Tabii insan yüzüne çıkmaması, lazım. Aynen. Eğer yok başarılı insanlar sizi başarılı buluyorsa, muhtarım siz başarılısınız, Allah razı olsun, sen ikinci bir döneme devam et dedikleri zaman da zaten halk istediği gibi insanı şey yapar. Çünkü buradaki teveccühümüz insanların gönlünü kazanıp insanların sevgisini aldığımız zaman inşallah bu bize Allah razı olsun dettirirsek. Size kalan odur zaten. Bize kalan budur. Aynen. Yoksa aynen. Diğer yani muhtar olmuş kimiz diyor işte şudur budur. Parası şudur. Hiçbir alakası yok. Bu iş gönül işi. Tabii, bu iş içinden gelecek. Bu iş gerçekten insanların içerisindeki derdiyle dertlenmek. İnsanların ne izalesi varsa onu halletmek için elimizden gelen çabayı göstereceğimize inanıyoruz. Güzel. Cenab-ı Allah da bizi utandırmasın. Aynen. Göreve geldiğiniz en güzeliyle yapmaya nasip etsin. Aynen. İnsanlara faydalı olmaya nasip etsin. Hakkımızda da hayırsızsa da bize bir gereği yok. Tabii. O şekilde bir inşallah Cenab-ı Allah hakkımıza hayırlısını versin inşallah. Ben tabii güzel bir seçim süreci geçmesini diliyorum. Çünkü yani cidden çok fazlasıyla muhtar adayımız var. Hepsi de birbirinden kıymetli ve hepsi de çalışıyorlar bir şekilde. İnşallah hayırlısı. Mutlaka. Nasıl yani kimse kimseye kin tutmadan, en güzeli o. Kimse kimseye böyle şiddetli davranmadan, Evet. Güler bir seçim bir şeklinde, İnsanların teveccühü doğrultusunda yapılmasını ben kalbi gönülden istiyorum. İnşallah.
inşallah. Yani hiç kimse kimseye aynen. bu şekilde zıtlaşmadan. Çünkü insanlar hepimiz bir yola çıktık. Burada aynen. bir kişi muhtar olacak. Bunu da halk seçecek. Halkın seçtiği insana da saygı duymak tabii. icap eder. Tabii. Orada kim muhtar olursa, biz olursak diğer arkadaşlarımızdan nezaket bekliyoruz. Onlar olursa da biz aynı nezaketi gösterip hayırlı olsun, Allah utandırmasın diyerekten oradan güler bir şekilde ayrılmak istiyoruz. İnşallah efendim. Tabii bir programın daha sonuna geldik. Değerli izleyiciler, az önceki güzel temennilerle kapatalım. Biz özellikle 31 Mart'taki seçimin öncelikle hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Amin. Akabinde de elbette ki bir kişi muhtar olacak bir mahallede. O kişiyle alakalı da herkes nezaketli bir şekilde tebliğini yapması lazım. Bu tamamen mahallenin tercihi demektir. Tamamen mahalleyi tercih eden, temsil eden kişi demektir. Biz böyle arzu ediyoruz inşallah. Ve önümüzdeki yayınlarda da yine inşallah burada muhtar adaylarımız olacak. Sizlerle buluşturmayı ümit ediyoruz. Efendim şimdilik hoşçakalın.